Arapça hat mastarından türeyen, yazı, çığır, yol anlamlarına gelen hat kelimesi, terim olarak Arap yazısını estetik kaidelere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatı anlamında kullanılmıştır. Kaynaklarda genellikle cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek süre gelmiştir. Taşların dilinde bugün kıbletül küttab, yani hattın kıblesi Şeyh Hamdullah'ın mezar taşından söz edeceğiz. Türk hat sanatının büyük ustası Şeyh Hamdullah Efendi, Karacaahmet Mezarlığı'nda 9. adada metfundur. Kabrinin etrafı kendinden sonra vefat eden hattatların gömülmeyi arzu ettikleri yer olmuştur. Bundan dolayı hattatın mezarının bulunduğu mahal hattatlar sofası yahut şeyh sofası olarak da bilinir. Aslen Amasyalı olan Şeyh Hamdullah, babası Mustafa Dede'nin Buhara'dan göç etmesi ve şeyh olması dolayısıyla İbn-i Şeyh mahlasıyla da tanınır. Sultan II. Bayezid'in Amasya'da şehzadeliği sırasında kendisine hocalık etmiştir. Sultan II. Bayezid, padişah olduktan sonra hocasını İstanbul'a davet etmiştir. Şeyh Hamdullah, hat sanatının yanında okçulukla da meşgul olmuş ve Ok Meydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nin şeyhliğinde bulunmuştur. Şeyh unvanının sebebi bundandır. Hat sanatını öğrenmek isteyenler, hat sevdalıları, onun ruhaniyetinden istifade etmek üzere bu sanata başlamadan önce teberrüken kamış kalemlerini onun kabrine, ruhuna bir Fatiha okuyarak bir cuma günü bırakırlar. Sonraki cuma günü yine Fatihalarla kabrinden alırlar. Sonra yazı hocalarına götürür ve açarak bu sanata ilk adımlarını atarlar. Şeyh ile manevi irtibatın önemini gösteren bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Şeyh Hamdullah'ın vefatından sonra isteği doğrultusunda mezar taşı dikilmemiştir. Vefatından yaklaşık 150 yıl sonra meşhur hattatlarımızdan Hafız Osman, kabrinin kaybolması nedeniyle rivayete göre kendi, başka bir rivayete göre bir dostunun rüyada "Evladım bak, benim taşım yazılıdır" hitabı üzerine izin çıkmadığına kanaat getirmiş ve kabir taşını yazmaktan vazgeçmiştir. Ancak Sultan II. Mustafa'nın saray hattatı Şahin Ağa bu manevi uyarıya itibar etmemiş ve bugün mevcut olan Üstüvani taşın üzerindeki iki satırlık celisülüs yazıyı yazmıştır. Ancak Şahin Ağa yazıyı yazdıktan bir hafta sonra yırtıcı kuşun ömrü az olur misali vefat etmiştir. Şeyh Hamdullah'ın mezar taşının eski fotoğraflarında görülmeyen Hicri 927 tarihi taşa sonradan eklenmiştir. Kitabeyi oluşturan yazıların içine farklı çiçek motifleri işlenmiştir. Üstüvani taşın üst tarafında tepelik formlarından oluşturulmuş bir pervaz döner. Mezar taşı kitabesinin okunuşu şöyledir. Reisül Hattatin Hamdullah el Maruf bi İbn-i Şeyh rahmetullahi aleyh Hicri 927 miladi 1521. Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerine olsun.